Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Dört misafirimizle yine her akşam olduğu gibi stüdyomuzda buluştuk. Ve birazdan 66 soruyu cevaplamaya çalışacağız. Siz de katılırsanız memnun oluruz. Hadi başvuru videolarını izleyerek Ben Bilirim'e başlayalım. Merhaba, ben Ali Barış Bingüler. Yazılım sektöründe çalışıyorum. Yarışmanızı severek takip ediyorum. Umarım ben de bir gün sizinle birlikte yaşayabilirim. Merhaba, Pınar Ün ben. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, 35 yaşındayım. Yarışmanızı severek izliyorum. Şu an katılacağımı düşündüğümde bile inanılmaz heyecanlanıyorum. Görüşmek üzere, sevgiler. Merhabalar, ben Muhammed Balyemez. 1992 Marmaris doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği mezunuyum. Ben Bilirim'i akşamları mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Birlikte de yarışmak istiyorum. Teşekkürler, selamlar. Selam, ben Anıl. 14 Nisan 1992 İstanbul doğumluyum. Sakarya Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Bir lojistik firmasında İngiltere Müşteri Hizmetleri Uzmanı olarak çalışıyorum. Herkese bol şans, bay bay. Tekrar çok teşekkür ederim. Yine bol neşeli, bol enerjik başvuru videoları gelmiş efendim. Dört misafirimiz şu an stüdyomuzda. Onları daha fazla bekletmeyelim. Ve Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz diyelim. Bu akşam bir numaralı masamızda Muhammed Bey ile yarışacağız. İki numaralı masamızda Anıl Hanım. Üç numaralı masamızda Barış Bey. Ve dört numarada da Pınar Hanım var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Videolar çok iyi. Enerji şahane. Aynısını stüdyoda da bekliyorum. Bir numaradan başlıyoruz Muhammed Bey'le. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Televizyon başında izlediğimiz şeyi burada deneyimlemek çok bir heyecan verici bizim açımızdan. Teşekkür ediyoruz davetiniz için. Biz teşekkür ederiz efendim. Bence gayet yine uyumlu bir ekip. Yine keyifli bir ekip. Güzel bir akşam olur diye tahmin ediyorum. Muhammed Bey neler yapıyorsunuz? Özel bir firmada otomotiv mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'dayım iş sebeple. Uludağ mezunuyum otomotiv mühendisliği. E-spor ve daha çok otomotiv sporları üzerine ilgileniyorum. Tamamen hayatım oldu diyorsunuz otomotiv. Evet, zaten zevklerim işim oldu, işim de hayatım oldu genel olarak. Çok şanslısınız bu arada. Evet. Çok kişiye kısmet olmuyor çünkü hani o zevklerle işin buluşması çok şanslısınız. Çok teşekkürler. Umarım bu akşam güzel bir akşam olur, keyifli bir akşam olur. Çok başarılar diliyorum Muhammed Bey. Sağ olun, teşekkürler. Ve efendim iki numaraya Anıl Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Anıl Hanım. Merhaba, hoş Merhaba. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben. Teşekkür ederim. Ailece bize geliyorsunuz. Evet, öyle. Daha önce kardeşini ağırlamıştık. İkiz kardeşim Emre katılmıştı. Evet. Bakalım nasıl bir performans olacak bu akşam Anıl Hanım'ınki? Aynen. Evde var mıydı rekabet normalde? Yani babam ve işte kardeşim ben üçümüz bir araya geldiğimizde daha çok tabii ki kardeşim her zaman olduğu gibi kazanıyordu. Ben ikinci sıradaydım. Babam da her zaman olduğu gibi üçüncü oluyordu. Ama şu an için... Bakalım bu akşam kaçıncı tamamlayacağız. Ama iddialıyım bugün yani biraz. İddialısınız. Evet. Heyecanlısınız. Heyecanlıyım. Yeneriz onu birazdan. Heyecanı yeneriz. Devamı inşallah herkes için güzel olur. Evet. Anlanım neyle meşguldü? Ben lojistik firmasında çalışıyorum. Müşteri hizmetleri uzmanı olarak İngiltere departmanındayım. Sakarya Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Güzel. Başarılar diliyorum Anlanım Teşekkür size ederim. De bu akşam Sağ olun. Ben Bilirim'de. Ve 3 numaraya Barış Bey'e geçiyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk. Yazılım sektöründe yönetici olarak çalışıyorum. Evliyim. 2,5 yaşında bir kızım var. Onun dışında gezmeyi seviyorum. Hobi olarak yazarlık yapıyorum. Bu şekilde. Yazarlık derken? Blog yazarlığı yapıyorum. Blog yazarlığı. Evet. Bir de online spor dergisinde teknoloji yazıları yazıyorum. Bu şekilde. Süper. Peki ne dersiniz bu akşam için Barış Bey? Nasıl buldunuz ekibi, rakipleri? Bence gayet dişliler. Umarım keyifli geçer. Hak eden kazansın diyeyim klasik Peki. şekilde. Güzel bir dilek. Hak eden kazansın. Başarılar Barış Bey. Teşekkür ederim. Ve 4 numaraya Pınar Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım şu anda. İstanbul'dan geliyorum. Burada yaşıyorum. Evliyim. Satış uzmanı olarak çalışıyorum. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. O yüzden siz sorun ben söyleyeyim. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyor şu anda. Böyle yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de size başarılar Burada diliyorum. Burada olduğum için de çok mutluyum. Şahane. Pınar evet. Hanım'la bugün ilk karşılaşmamız maskeli olduğumuz için ikimiz de normalde evet. stüdyo dışında hep bütün ekip, bütün binadaki arkadaşlarımız zaten maskeyle dolaşıyoruz. Çekim öncesi karşılaştığımızda evet. maskeden ben çok fazla mesai arkadaşımızın olduğu bir binadayız. Ben diğer işlerden birinde çalışan bir... Mesai arkadaşımız zannettim. Pınar Hanım da hiç bozuntuya vermedi. Çünkü... Kolay gelsin dedik, kolay gelsin dedik. Gittik yolumuza. Çünkü ben de sizi görünce çok heyecanlanıyorum. O yüzden direkt geçtim yanınızda.
Artık, evet, güzel bir an oldu bizim için. Artık bir aradayız. Bakalım evet, nasıl bir yarış olacak. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok mersi. Dört misafirimizi tanıdık. Artık sorularımıza geçme vakti. İlk turun ilk sorusu Muhammed Bey için gelecek. Buyursunlar harf tablosu. Annemin ismi Şahani Hanım'ın Ş'siyle başlayalım. Şahani Hanım'ın Ş'si 50 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi anlam bilgisi Muhammed Bey. Buyursunlar efendim. Gereksiz, yararsız bir biçimde konuşmadır. Süremiz başladı. Boş laf. Boş laf. Ben bilirim de bu akşamın açılışını 50 puanla Muhammed Bey yapar mı? Görelim. Kutlarız. Anıl Hanım seçiyor ilk sorusunu. Nişanlım Cem'in C'si. Cem Bey'in C'si 70 puan kazandırabilir. Kategorisi anlam bilgisi. Sorumuz şöyle. Kökeni Arapça olan izafi sözcüğünün anlamıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Göreceli. Göreceli. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Barış Bey de 70 puanla açılışını yaptı. Şimdi kendi sorusunu seçiyor. Badenin B'si. Badenin B'si 70 puanda. Burada var. Tarihten alacağız. Barış Bey sizin için. 1986 yılında nükleer kaza felaketinin yaşandığı Ukrayna şehridir. Süremiz başladı. Çernobil. Çernobil. Görelim. Tebrikler. Pınar Hanım ben bilirimdeki ilk sorusunu evet, seçiyor. Sevgili eşim Mehmet Ün'ün M'si. Mehmet Bey'in M'si 70 puan değerinde. İş dünyasından gelecek bu kez Pınar Hanım'ın sorusu. Çalışanlara bayram, yılbaşı gibi özel günlerde verilen aylık dışı paradır. Süremiz. Buyurun. İkramiye. İkramiye. O kadar beklemişim, stüdyoda ilk sorumu almışım, daha fazla bekleyemem diyor Pınar Hanım. Görelim. Kutlarız. Böylece ilk dört sorumuzu geride bıraktık efendim. Şimdi beşinci sorumuz Muhammed Bey için gelecek. Kardeşim Ahmet'in ağası. Ahmet Bey'in ağası 60 puan değerinde. Sağlıktan alıyoruz bu kez Muhammed Bey'in sorusunu. Halk arasında sarılık olarak bilinen hastalıktır. Süremiz başladı. Buyurun Anıl Hanım. Hepatit. Hepatit. Anıl Hanım da 60 puanlı açılış yapacak mı? Görelim. Tebrikler. Anıl Hanım seçiyor sorusunu. Kardeşim Emre'nin E'si. Emre Bey'in E'si 30 puan da burada var ve yiyeceklerden gelecek Anıl Hanım sizin için. Marine edildikten sonra tütsülenip ısıl işlem uygulanmasıyla elde edilen et veya balık ürünüdür. Süremiz başladı. Nedir? Çok basit ya ama. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Füme. 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 Görelim. Tebrikler. Efendim, kendi sorularımı bilemeyip başka soruları bileceğim galiba, öyle gidecek, öyle görünüyor. Genelde onu yaşıyor misafirlerimiz. Evet. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Barış Bey sizdeyiz. Geliyor harf tablosu. Paris'in P'si. Paris'in P'si 40 puan kazandırabilir ve sağlık kategorisinden alıyoruz bir soru daha. Nesnelerin görüntüleri A tabakanın ön tarafında kaldığı için uzağı iyi görememe rahatsızlığıdır. Süremiz başladı. Bende olan miyop. Miyop. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkürler. Görelim. Tebrikler. Pınar Hanım seçiyor sorumuzu.
kardeşim Umut Çağlar Bayram'ın U'su. Umut Çağlar Bayram'ın U'su. Evet. 40 puan değerinde kişi isimleri ve anlamlarından geliyor sorumuz. Satürn manasındaki çoğunlukla kız çocuklarına verilen isimdir. Süremiz başladı. Duygu mu? Duygu. Duygu. Görelim. Duygu olmadı. Satürn anlamına gelirmiş. Buyurun Muhammed Bey. Sunay. Sunay. Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Barış Bey. Fulya. Fulya. Görelim. Hayır dediler. Pınar Hanım. Burcu. Burcu. Görüyoruz. Hayır dediler. Barış Bey. Nuray. Nuray. Satürn manasındaki isim. Oldu mu? Olmadı. Başka tanıdığı olan varsa... Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Muhammed Bey. Pardon. Bu süre içerisinde gelirse alırız. Gelmedi. Buyurun Pınar Hanım. Zühre. Zühre. Görelim. Olmadı. Barış Bey. Zuhal. Zuhal. Annemin ismi. Öyle mi? Evet. Az önce hastalığından puan almıştı. Bu kez de annesinden puan alır mı Barış Bey? Görelim. Kutlarız. Barış Bey maşallah her cevap sizin hayatınıza bir şey değişiyor. Bilmiyorum, acayip etkili yani. Bu arada Ü ile de Zühal şeklinde de aynı, evet, şekilde kullanılıyordu efendim. Nüfusunda öyle geçiyor zaten. Öyle mi? Zühal, evet, mi annenizin? Evet. Normal. Zühal Hanım'a da saygılar bu arada. İzliyordur muhtemelen, evet, şu an oğlunu. Şimdi yeni soru alacağız. Sorumuzun sahibi Muhammed Bey. Ü. Ü harfi, Ünye'nin Ü'sü 60 puan. Kategorisi eş anlamlı kelimelermiş Muhammed Bey. Şöyle sorulmuş. Macera sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif Pınar Hanım. Serüven. Serüven. Görelim. Tebrikler. Anıl Hanım seçiyor. Bir soru daha. Serpil'in S'si. Serpil'in S'si 60 puan kazandırabilir. Bitkilerden alacağız Anıl Hanım'la birlikte. Kayıngillerden ılıman iklimlerde yetişen kerestesi kullanılan bir ağaçtır. Süremiz başladı. Kestane. Kestane. Görelim. Kutlarız. Evet, sıra Barış Bey'in hayatında yolculuğa çıkmakta. Efendim harf tablosu geliyor. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 50 puan değerinde. Barış Bey coğrafyadan gelecek. Bakalım nereleri gezmiş Barış Bey. Buyursunlar. Bulgaristan ve Yunanistan'la sınır komşusu olan ilimizdir. Süremiz başladı. Edirne. Edirne. Var mı anısı? Buradan da kankam Berk'in eşinin Edirne'li olması bir bağlantı kurarım. Edirne. Görelim. Kutlarız. Pınar Hanım seçiyor efendim. Bir soru daha. Memleketim Giresun'un G'si. Giresun'un G'si 50 puan değerinde mesleklerden alacağız bu kez Pınar Hanım'la. Geçmişte yaygın olan yapıların kaba ağaç işleriyle uğraşan kimsedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Geçmişte daha yaygın olan yapıların kaba ağaç işleriyle uğraşan kimse. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Anıl Hanım. Dülger. Dülger. Görelim. Kutlarız. Bravo.
Efendim hiç puan tablosuna gitmedik şu ana kadar. Dilerseniz bir de puanlarımıza bakalım. Ne durumdayız ilk turumuzda? Liderlik koltuğunda 290'la Barış Bey var. İkincimiz 150 ile Anıl Hanım, 130 Pınar Hanım, 50 puanla da Muhammed Bey yarışı sürdürüyor. Isınmaya devam ediyoruz. Muhammed Bey sizdeyiz. Tabii ki. Konya'nın kazı. Konya'da 60 puanımız varmış. Kategorisi benzetmeler olacak Muhammed Bey. Şöyle sorulmuş. Pek çok anlamında kullanılan bir benzetmedir. Süremiz başladı. Koskoca. Koskoca. Pek çok. Yok. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Pınar Hanım. Kaç defa? Kaç defa? Oldu mu? Olmadı. Buyurun Barış Bey. Kaç kere? Kaç kere? Evet ya. Bir benzetme arıyoruz ama yine de görelim. Olmadı. Buyurun Muhammed. Kum gibi. Kum gibi. Niye parmak aldın? Oturun Muhammed. Sıfır değil. Kum gibi. Görelim. Kutlarız. Ben ekibe soru soruyorum, ekip bana soru soruyor. Kaç kere, kaç defa diye aradığımız cevap kum gibiydi. Muhammed Bey'i kutluyoruz bir kez daha. Yeni soru alacağız efendim. Bu kez Anıl Hanım sizdeyiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 60 puan kazandırabilir. Yer biliminden gelecekmiş Anıl Hanım'ın sorusu. Yer biliminde toprak, moloz veya kaya kütlesinin kaymasına verilen addır. Süremiz başladı. Heyelan. Heyelan. Görelim. Tebrikler. Barış Bey seçiyor bir soru daha. Hatay'ın E'si. Hatay'ın H'si 50 puan değerindeymiş Barış Bey. Anlam bilgisiyle yolumuza devam ediyoruz. Saygısız, kaba, terbiyesiz kimsedir. Süremiz başladı. Küstah. Küstah. Saygısız, kaba, terbiyesiz kimse küstah. Görelim. Tebrikler. Barış Bey buradan da puan almayı bildi. Bir de puan tablosuna bakacak olursak efendim son cevapların ardından Barış Bey 340'la liderlik koltuğunda yarışı sürdürüyor. Tebrik ederim Barış Bey. Teşekkür ederim. İkincilik koltuğunda kim vardı? 210 puanla Anıl Hanım, 130 Pınar Hanım, 110 Muhammed Bey. Sorumuz Pınar Hanım için gelecek. Çok sevgili arkadaşım Derya Can'ın D'si. Derya Can'ın D'si 70 puan, kategorisi enstrümanlar olacak Pınar Hanım. Ekranda efendim sorusu. 4 çift teli olan kısa saplı bir enstrümandır. Süremiz başladı. Mandolin. Mandolin. Görelim. Kutlarız. Evet, Pınar Hanım 70 puanını aldı. Görseli de ekranımıza geldi. Biz de döndük Muhammed Bey'e. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 70 puan. Kategorimiz el işiymiş Muhammed Bey. Geliyor efendim sorumuz. Çeşitli kumaş ve bez parçalarının birleştirilmesiyle yapılan bir el işi sanatıdır. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Çeşitli kumaş ve bez parçalarının birleştirilmesiyle yapılan bir el işi sanatı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 1 kutu daha. Birazdan görseli de ekranımıza gelecek. Şu an cevaplarsak 50 puan kazanabiliriz. Ve 1 kutu daha açıyoruz. Buyurun Anıl Hanım. 40 yama. 40 yama. 40 yama 40 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler.
Evet, görüntüsü de geldi ekranımıza. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarında Kırkyama'ya ilişkin şöyle bir bilgi vardı. Kırkyama geleneksel Türk sanatlarından biridir. Halk arasında Kırkpare, Yamalı Bohça, Hanım Dilendi, Bey Beğendi gibi adlarla bilinir. Kırkyama sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde kullanılan yaygın bir tekniktir der. Ekranımıza geldi efendim görüntüsü de. Şimdi bir soru daha alıyoruz. Anıl Hanım sizdeyiz. Tuğçe'nin T'si. Tuğçe'nin T'si 40 puan. Kategorisi genel kültür. Ekranda sorumuz. Özel kuruluşlarda veya kamu kurumlarında yazışmaları yapan görevliler için geçmişte daha yaygın kullanılan isimdir. Süremiz başladı. Katip. Katip. Anıl Hanım'ın çok hızlı ulaştığı cevap doğru mu? Görelim. Tebrikler. Herhalde ısınırım bir süre sonra diyordunuz. Galiba onlar oldu. Güzel. Evet, çok iyiyim şu an. Güzel. Nazar değmesin Anıl Hanım. Teşekkür ederim. Döndük efendim Barış Bey'le bir soru daha almaya. Van'ın V'si. Van'ın V'si 50 puan. Kategorimiz edebiyat olacak Barış Bey. Geliyor efendim. İskender Pala'nın 1818 Mayıs ayında Topkapı Sarayı'ndan başlayan bir yolculuğu anlattığı romanıdır. Süremiz başladı. Tamam. Salladım. Sen aşırı kötü salladın. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Muhammed Bey. Kervan. Kervan. 40 puan kazandıracak mı görelim. Tebrikler. Harflerimiz Pınar Hanım için geliyor. Bir kez daha. Özge'nin Ö'sü. Özge'nin Ö'sü 50 puan değerindeymiş. Bir genel kültür sorusu daha var Pınar Hanım. Ekranımızda efendim. Ayakkabı tabanı, bavul veya çanta yapımında kullanılan işlenmiş deridir. Süremiz başladı. Köstek. 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 Görelim. Köstek olmadı. Buyurun Anıl Hanım. Kösele. Kösele. Peki bu kez oldu mu? Görüyoruz. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gidecek olursak efendim son cevapların ardından liderlik koltuğunda eşitlik var. 340-340 Barış Bey ve Anıl Hanım, 200 Pınar Hanım, 150 Muhammed Bey. Muhammed Bey ile birlikte son 8 sorumuza başlıyoruz. Ordunun olsun. Ordunun olsun 50 puan. Kategorisi plaka kodları olacak Muhammed Bey. Geliyor efendim. Bolu ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı. 14. 14. 14. 17. 17. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Anıl Hanım. 16. 16. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Barış Bey. 14. 14. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Muhammed Bey'in vazgeçtiği cevap Barış Bey'e puan kazandırdı. Tebrik ederiz Barış Bey'i. Geçmiş olsun diyelim Muhammed Bey'e de. Teşekkürler. Şimdi Anıl Hanım seçiyor efendim sorumuzu. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 40 puan. Bu kez de sorumuzun kategorisi futbol olacak Anıl Hanım. Şöyle sorulmuş. 2017-2018 sezonunda gol kralı olan ve yurt dışına transfer olan futbolcudur. Bafetimbi nokta nokta. Süremiz başladı. Kesinlikle biliyorum ama hatırlamıyorum şu an. Buyurun Muhammed Bey. Gomis. Gomis. Herkesin cevabı aynı mıydı? Pınar Hanım, Barış Bey ve Muhammed Bey'in buton yarışında Muhammed Bey butona gitti. Bafetim bir Gomis. Görelim. Kutlarız.
Evet, bu arada görüntüsü de ekranımıza geldi. Galatasaray taraftarının uzun süre eksikliğini hissettiği futbolcuydu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgiye göre 29 golle 2017-2018 sezonunun gol kralı olmuştu efendim. Tebrik ederiz Muhammed Bey'i. Yeni soru alıyoruz. Sorumuzun sahibi Barış Bey. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 50 puan. Bu kez bulmacalardan gelecek. Barış Bey, sorunuz. Gazetelerin eklerinde yer alan resimdeki sanatçı ibaresini gördüğümüz bir bulmaca türüdür. Süremiz başladı. Çengel. Çengel bulmaca. Görelim. Tebrikler. İlk turumuzda kalan soru sayısı böylece 5'e düştü. Pınar Hanım onlardan birini seçiyor. Annem Nurten'in nesi? Nurten Hanım'a saygılar. 40 puan kazanabiliriz. Kategorisi müzikmiş Pınar Hanım. Geliyor efendim. Onu ilk gördüğüm zaman pat bayıldım aman aman. Annem bu iş olur dedi. Ruhumuz uydu tas tamam. Sözlerinin geçtiği Yonca Evcimik şarkısıdır. Süremiz buyurun. Abone. Abone. Görelim. Kutlarız. Evde yarıştığım gibi yarışıyorum şu anda. Gördüğüm sahneye söylüyorum yani. Evet. Neyse ki başkasının sorusunda başkası butondayken evet, söylemiyorsunuz. Bazen öyle paslaşmalar da ama oluyor. Ama onun için beni eşim inanılmaz uyardı. Sakın sesli düşünme, söyleme, söylüyorsun dikkat et diye çalışarak geldim o yüzden. Güzel. İyi hazırlanmışsınız evet, Pınar Hanım. Eşinizin ellerine sağlık. Artık ilk turda son 4 soru. Bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak. 440, 340, 190, 240. Şimdiki sorumuz Muhammed Bey'in sorusu. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 70 puan. Hukuktan alacağız Muhammed Bey sorumuzu efendim. Geliyor. Hukukta bir zarar karşılığında ödenen bedeldir. Süremiz başladı. Tazminat. Tazminat. Görelim. Kutlarız. Anıl Hanım'dayız. Yalova'nın Y'si. Yalova'nın Y'sinde de 70 puanımız var. Bu kez evlilikten gelecek Anıl Hanım'ın sorusu. Eşlerin evliliklerinin 25. yılına verilen isimdir. Süremiz başladı. Ne yıl? Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne de girmiş bir ifade var cevabımızda. Evliliklerin 25. yılına verilen isim. Bir kutu daha. 50 puan. Buyurun Anıl Hanım. Güneş yıl. Güneş yıl. Görelim. Olmadı. Buyurun Pınar Hanım. Geçiş yıl. Geçiş yıl. Görelim. Yine olmadı. Anıl Hanım. Gümüş yıl. Gümüş yıl. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Evet, Anıl Hanım'ın sorusuydu. Puan Anıl Hanım'a gitti. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde aynı zamanda 50. yıla da altın yıl adı verilir deniyordu. Tebrik ederiz Anıl Hanım'ı. Duymuş muydunuz daha önce gümüş yıl, altın yıl? Aslında bronz, gümüş hani madalyalardan aklıma geldi. Daha sonradan öyle düşündüm. Gümüş, evet, bronz, altın diye. Bu arada bu yaz kısmet olursa Anıl Hanım da evet, evlenecek. İnşallah. İnşallah Allah tamamını erdirsin diyelim. Amin, şu an nişanlılar. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Efendim kaldı elimizde ilk turda son iki soru. Barış Bey sizdeyiz. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si 40 puan. Kategorisi ilçeler olacak Barış Bey. Geliyor. İçinden geçen çaydan adını alan Ardahan ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif Anıl Hanım, buyurun. Posof. Posof. Hem Posof çayı hem de Posof ilçesi dedik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız.
İlk turumuzu Pınar Hanım'la tamamlıyoruz. Elimizde kalan harf yumuşak G. Yumuşak G 60 puan demek. Tescilli lezzetlerle ilk turu tamamlıyoruz. Buyursunlar. Yozgat'ın ilçesiyle özdeşleşmiş, en az 7 kattan yapılan ve odun ateşinde pişirilen coğrafi işaret tescilli hamur işidir. Sorgun nokta nokta. Süremiz başladı. Yağlama. Sorgun yağlama. Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açmadan Muhammed Bey. Yağlısı. Sorgun yağlısı. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, sorgun yağlısı görüntüsü de ekranımızda. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda da tescillenmiş ismiydi. Hatta marka tescilinde yer alan bilgi şöyleydi efendim. Der ki 2020'den itibaren korunmak üzere 2021'de tescil edilmiş. Un, su, hazır ekmek mayası, ekşi maya, tuz, bitkisel margarin, tereyağı ve yumurta kullanılarak en az 7 kattan oluşan ve yağlı kağıdın üzerinde taş tabanlı fırınlarda odun ateşiyle pişirilen ekmek ekranımızdaydı. Sorgun yağlısı. Tebrik ederiz Muhammed Bey. İlk turun ardından puan tablosuna gidecek olursak lider tamamlayan yarışmacımız 440 puanla Barış Bey, 430 Anıl Hanım, 320 Muhammed Bey ve 240 Pınar Hanım. Değerlendirme alsam birer cümle. Muhammed Bey nasıl başladık, ne dersiniz? Yani iyi başlamadık ama sona doğru biraz daha açıldı gibi. Topladı, evet. Bundan sonra biraz daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Ya, güzel gidiyor herkes. Çok da yakın. Performanslar da yakın. İnşallah son ana kadar o final heyecanını hep beraber yaşarız. Başarılar diliyorum Muhammed Teşekkür Bey. Ederim. Anıl Hanım, siz nasıl buldunuz kendinizi ilk turda? Başta kendi sorularımı bilemeyip başka arkadaşlarımın sorularını aldım. Hatta birkaç kez daha yaptım. Şimdi puanlarımız çok yakın. Evet. Bence şu an için ikinci tur herkes durumu eşit yani, bilemiyorum. Evet, şu an yüksek, heyecanlıyım bayağı. Yüksek puanlı sorular bayağı etkileyecek evet. Tabloyu. Başarılar diliyorum Teşekkür size de ikinci ederim. Turda. Barış Bey, soruların devamında çok sormadım. Var mıydı hayatınızdan başka cevaplar? Birkaç tane oldu ama es geçtim. Nasıl buldunuz kendinizi ilk turda? Bence gayet keyifli geçiyor. Süper. Eğleniyorum da. Kafa kafaya gidiyor. Bence böyle de devam edecek gibi. Güzel. Nazar değmesin. Başarılar Barış Bey ikinci turda. Pınar Hanım? Yani bir yaklaşıkla kaçırdığım soruları düşünürsek heyecanıma veriyorum. İkinci turda daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ama ekip arkadaşlarım gayet iyi. Evet, ekip şahane. Evet. Güzel gidiyoruz. Hadi o zaman finalistleri belirlemek için efendim ben bilirim de ikinci turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuza başlıyoruz. Yine Muhammed Bey'in seçeceği ilk sorumuzla buyursunlar. Hangi harfle başlayalım Muhammed Bey? Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. 100 puan kazandırabilir açılış sorumuz. Tabirlerden geliyor Muhammed Bey için, buyursunlar. Kıymeti ölçülemeyecek kadar fazla olan manasındaki sözdür. Süremiz başladı. Paha biçilemez. Paha biçilemez. Ya da paha biçilmez. Paha biçilmez. Paha biçilmez. Görelim. Kutlarız. Son anda değiştirdiği cevapla daha bir harfi sildim orada. Daha önce Bolu'nun plaka kodundan kaybetmişti. Benzer bir şekilde Muhammed Bey, tebrik ederiz. Şimdi Anıl Hanım seçiyor sorumuzu. Annem Serpil'in S'si. Serpil Hanım'ın S'si 90 puan değerinde. Bu kez kategorimiz resimmiş Anıl Hanım. Geliyor efendim. Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosudur. Kaplumbağa nokta nokta. Süremiz başladı. Kaplumbağa terbiyecisi. Kaplumbağa terbiyecisi. Anıl Hanım da ikinci turumuza güzel bir başlangıç yapar mı? Görelim. Tebrikler. Barış Bey seçiyor. Başağın B'si. Başağın B'si 90 puan değerinde. Bu kez de tabirlerden gelecek Barış Bey için. Alt üst, karma karışık manalarındaki tabirdir. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım.
Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Allak bullak. Allak bullak. Kendi puanımdan yedim. Görelim. Tebrikler. Barış Bey vicdan ile yüzleştiğine göre sıradaki sorumuzu alacağız efendim. Şimdi Pınar Hanım seçiyor efendim. Şebnem'in Ş'si. Şebnem'in Ş'si 90 puan değerinde. Kimyadan alacakmışız bu kez sorumuzu. Kimyada bir cismin katı durumdan sıvıya geçmeden doğrudan gaz haline dönüşmesidir. Süremiz başladı. Genleşme diyeceğim ama değil herhalde. Genleşme kısa kaldı ama görelim. Değil. Olmadı. Buyurun Anıl Hanım. Süblimleşme. Süblimleşme. Oldu mu? Kutlarız. Evet, ilk dört sorunun ardından puan tablomuza bakacak olursak efendim. Şöyle tablomuz. 610, 510, 420 ve 240 Muhammed Bey seçiyor. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 120 puan değerinde ve sinemadan gelecek sorumuz. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin canlandırdığı iki arkadaşın kayıp bir elmasın peşine düştükleri komedi filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Türk sinemasının çok değerli bir oyuncu topluluğunu, çok değerli bir kadrosu bir aradaydı. Bu filmde hangi film olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Bir kutu daha. 90 puan ve Muhammed Bey ben bilirim dedi. Şabanoğlu Şaban. Şabanoğlu Şaban. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Anıl Hanım seçiyor bir soru daha. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si 80 puan değerindeymiş ve uluslararası siyasetten gelecek bu kez sorumuz. İngiltere tarihinin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ın lakabıdır. Süremiz başladı. Demir Lady. Demir Lady. Görelim. Kutlarız. Anıl Hanım da fire vermedi. Bu arada ekranımıza da geldi efendim. 2013 yılında vefat eden Margaret Thatcher. Şimdi sorumuzun sahibi Barış Bey olacak. Geliyor harf tablosu. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 100 puan. Kategorisi genel kültür, sorusu şöyle. Dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk haline verilen addır. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk hali. Bir kutu daha. 'Artık kalkın bu nokta noktadan derler. Bir kutu daha. 60 puan Pınar Hanım ben bilirim dedi. Gaflet uykusu. Gaflet uykusu. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Yeniden tabloya gidiyoruz. Pınar Hanım da verdiği bu cevabın ardından 300'e tamamladı efendim puanını. Yeni soru alıyoruz. Sorumuzun sahibi bu kez Pınar Hanım. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 130 puan değerinde müzikten gelecek Pınar Hanım sizin için.
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek ve bir bahar akşamı rastladım size gibi besteleriyle bilinen sanatçıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Barış Bey. Selahattin Pınar. Selahattin Pınar. 120 puan demek. Görelim. Tebrikler. Evet, kaybettiğimiz sanatçılarımızdan Selahattin Pınar ekranımıza geldi. Tebrik ediyoruz. Bir kez daha Barış Bey'i ve sıradaki sorumuzu alıyoruz. Muhammed Bey sizinle. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 80 puan değerinde. Bu kez coğrafyadan gelecek sorumuz. Karadeniz bölgesinin batısında yer alan Küre Dağları'nın diğer adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Barış Bey. İsfandinav. İsfandinav. Görelim. Hayır dediler. İsfandinav değilmiş. Şu an butonunuz aktif Barış Bey, buyurun. İsfandinar. İsfandinar. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Barış Bey. İsfandiyar. 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 Oldu mu? Yine olmadı. Buyurun Muhammed Bey. İsfandiyar. İsfandiyan. Tamam. İsfandiyan. Görelim. Değilmiş. Buyurun Barış Bey. İlfandinar. Dinar. İlfandiyar. İrfandiyar. İl. İlfan. İl affedersin. Lüleburgaz. İlfandiyar görelim. Olmadı efendim. Pınar Hanım. İsfardiyar. İsfardiyar. Görelim. Olmadı bir. Buyurun anlayın. İsfandiyan. Oldu mu? O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. 50 puana düştük Muhammed Bey, buyurun. İsfandiyon. Görüyoruz. Olmadı. Pınar Hanım. İsfindiyar. İsfindiyar. Oldu Bilmiyorum. Mu? O da değilmiş. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Anıl Hanım. İsfandiyar. İsfandiyar. Görelim. Yine hayır dediler Barış Bey. İsfandiyar dedi. Aynı İsfandiyar. Görelim. Zorlamasak mı acaba? Evet, kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Buyurun Barış Bey. İsfandiyar. İsfandiyar. Israrla soru ekrana geldiği andan beri İskandinav'la harmanlamaya çalışan evet Barış Bey İsfandiyar'la puan alır mı görelim. Tebrikler. En baştan evet beri kovalıyorum ama. Evet, ısrarla orada hep aslında ilk başta buldum ama şeyi fark ettim yani. Bir harfle bir şeyle kaçırdığımı. Zaten sizin evet de çok yakın olduğunuzu rakipler fark edince onlar da bu kez denemeye başladılar ve evet puan evet sonunda Barış Bey'e yazıldı. Efendim bir soru daha alacağız. Bu kez harfimizi, sorumuzu Anıl Hanım'la seçiyoruz. Iğdır'ın ı'sı. Iğdır'ın ı'sı 90 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi anlam bilgisi, Anıl Hanım için geliyor. Utanmayı, sıkılmayı kenara bırakmak, yılışık bir hal almaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Cıvıklaşmak. Cıvıklaşmak. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler cıvıklaşmaya. Başka ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Arsızlaşmak. Arsızlaşmak. 70 puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Efendim bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak Barış Bey'in aldığı son puanın ardından sıralamamız şöyle. 730, 690, 510 ve 300 şeklinde sıralamamız. Barış Bey seçiyor sorumuzu.
Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 80 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz efendim. Osmanlı döneminde yoksullara yiyecek dağıtan, günümüzde de varlığını sürdüren kurumların genel adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Pınar Hanım. İmalathane. İmalathane. Görelim. İmalathane olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 60 oldu puanımız. Tarihte yoksullara yiyecek dağıtılan, günümüzde de varlığını sürdüren, buyurun Anıl Hanım. İmanetname. İmanetname. Görelim. Olmadı. Buyurun Muhammed Bey. İmanethane. İmanethane. Görüyoruz. Hayır dediler. Barış Bey. İmecethane. Görelim. İmece'den. Olmadı. Buyurun Anıl Hanım. İmarethane. İmarethane. 60 puan kazandırır mı? Görüyoruz. Tebrikler. İmalathane ile çıktığımız yolculuğumuzda imarethane ile Anıl Hanım'a gitti puanlar. Tebrikler efendim. Teşekkür. Bir soru daha alıyoruz. Şimdi de sorumuz Pınar Hanım'ın sorusu. Filiz'in F'si. Filiz'in F'si 140 puan değerinde ve deyimlerden gelecek Pınar Hanım için. Hiçbir şeye sahip olmadan bir işe girişmektir. Süremiz başladı. Kafa göz dalmak. Konuyu çok yanlış anladık. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Muhammed. Sıfırdan başlamak. Sıfırdan başlamak. Olsun, kafa göz dalmak. Görelim. Kutlarız. Evet, Muhammed Bey de bu cevabın ardından puan tablosunda kaçı gördü efendim? Sıfırdan başlamak 650'ye taşıdı Muhammed Bey'i. Dört misafirimizin de final şansı devam ederken Muhammed Bey seçiyor. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 80 puan değerinde. Canlılar dünyasından gelecek sizin için Muhammed Bey. Bahar ve yaz aylarında yanıp sönen ışıklarıyla dikkat çeken bir canlı türüdür. Süremiz başladı. Ateş böceği. Ateş böceği. ...80 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. Harflerimiz Anıl Hanım için ekranda. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'de de 130 puanımız var. Bu kez tescilli içeceklerden gelecek Anıl Hanım'ın sorusu. Çitlembik ağacının meyvelerinin öğütülmesiyle yapılan Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli içeceğidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Menengiç kahvesi. Bir daha alabilir miyim? Menengiç kahvesi. Menengiç kahvesi. Görelim. Kutlarız. Sizinki neydi Pınar'ın? Menengiç diye Menen belki şansımı mi deneyeyim dedim, evet. Ama evet. Tescil belgesinde, Türk Patent Kurumu'ndaki belgede iki türlü kullanım vardı. Biri menengiç, diğeri de melengiç, Leburgaz'ın L'siyle. O yüzden N harfinden sorulmuştu ve Barış Bey de puanı aldı. Tebrik ederiz. Görseli de ekranımıza geldi efendim. Şimdi sorumuzun sahibi Barış Bey. Giresun'un G'si. Giresun'un G'sinde de 110 puan kazanabiliriz. Genel kültürden geliyor sorumuz. Birçok kişinin politik, ekonomik, bilimsel veya teknik konularda önceden belirlenen süre içinde buluştuğu gezilerin genel adıdır. Süremiz başladı. Gezgin turnesi. Gezgin turnesi. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Pınar Hanım. Kongre turnesi. Kongre turnesi. Oldu mu? Olmadı.
Bir kutu açıyoruz. Buyurun Muhammed Bey. Bilgin turna... Tu... Varsa alırız. Bilgin... Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Bilgin turnesi. Bilgin turnesi. Görelim. Değilmiş. Bir kutu daha. Anıl Hanım. Kongre turnesi. Kongre turnesi 90 puan kazandırır mı? Görelim. Hayır dediler. Israrla. Buyurun Pınar Hanım. Kongre turizmi. Kongre turizmi. Herkes turneye çıkardı. Pınar evet. Hanım kongre turizmiyle alır mı? Görüyoruz. Tebrikler. Efendim yeniden puan tablosundayız. Pınar Hanım da bu cevabının ardından final şansını sürdürüyor ve 390 puana ulaştı. Şu an 4 yarışmacımız da final konusunda iddialı. Yeni soru alacağız. Pınar Hanım sizinle. Neziha'nın N'si. Neziha'nın N'si 150 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi müzik olacak Pınar Hanım. Geliyor efendim. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Sözlerinin geçtiği Sezen Aksu şarkısıdır. Süremiz başladı. Haydi gel benimle ol. Haydi gel benimle ol. Görelim. Kutlarız. Bu cevabın ardından fark daha da azaldı. Bir kez daha tabloya gidecek olursak efendim Pınar Hanım 540'ı gördü ve biz de Muhammed Bey'e döndük. Ünye'nin üsü. Ünye'nin üsü 100 puan değerinde. Bu kez sağlıktan alacağız Muhammed Bey sorumuzu. Sağlık Bakanlığı'nın madde bağımlılığıyla mücadele amacıyla destek verdiği hattın numarasıdır. Alo nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Pınar Hanım. 185. Alo 185. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Anıl Hanım. 181. Alo 181. 100 puan kazandırır mı görelim. Hayır dediler Barış Bey. 182. 182 görüyoruz. Olmadı. Buyurun Anıl Hanım. 185. Doğru mu? Değilmiş. Buyurun Barış Bey. 181. Doğru mu? Değilmiş. Anıl Hanım. 195. 195 doğru mu? O da değilmiş. Buyurun Muhammed Bey. 191. 191 doğru mu? Tamam. Birazdan jeton atarak yarıştırmaya. Birazdan gel tam jeton kıvamına geldik şu an. Tebrik ederiz Muhammed Bey'i. Bağımlılıkla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı'nın hattıydı 191. Alo 191. Yeni soru vakti efendim. Anıl Hanım sizdeyiz. Paris'in P'si. Paris'in P'si 80 puan kazandırabilir. Biyolojiden alacağız bu kez sorumuzu. Bir canlının yaşadığı ortamın şartlarına uyum sağlayabilmesine verilen isimdir. Süremiz başladı. Adaptasyon. Adaptasyon. Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosundayız. Son durum şöyle efendim, artık final turuna çok yaklaştık ve İkincilik koltuğunda eşitlik var. Anıl Hanım ve Muhammed Bey 830'ar puanla yarışıyorlar ve liderlik koltuğuna sadece 30 puan mesafedeler. 860 Barış Bey, 540 Pınar Hanım. Sorumuzun sahibi ise Barış Bey olacak. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası 80 puan. Anlam bilgisiyle yolumuza devam ediyoruz. Değişik türleri olan, birçok farklı seçeneği barındıran anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Birazdan butonunuz aktif hale gelecek. Şu an aktif. Buyurun Barış Bey. Envai çeşit. Envai çeşit. 80 puan kazandırır mı? Görüyoruz.
Tebrikler. Tam süre bittikten sonra hatırladınız evet. herhalde. Güzel de geldi. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Barış Bey'i kutluyoruz. Pınar Hanım sizdeyiz. Öner'in Öğüsü. Öner'in Öğüsü 80 puan değerinde ve tarihi yapılardan alıyoruz bu kez sorumuzu. Tarihi asırlar öncesine dayanan Şahuban ve Halime Hatun camilerinin bulunduğu Manisa ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Tarihi asırlar öncesine dayanan Şahuban ve Halime Hatun camilerinin bulunduğu Manisa ilçesi. Manisa'nın ilçelerini düşünecek olursak acaba ne olabilir aradığımız cevap? Bir kutu daha. Bir kutu daha. 40 puana düştük. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Muhammed Bey. Göl Marmara. Göl Marmara ilçesi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Muhammed Bey'e gitti. Aradığımız cevabın puanı bu arada ekranımıza geldi efendim. Şahuban Camii ve Halime Hatun Camii. Tebrik ederiz Muhammed Bey'i. Yeni soru alacağız. Bu arada son 8 soruya giriyoruz Muhammed Bey ile birlikte. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 100 puan değerinde. Bu kez edebiyattan gelecek Muhammed Bey sorumuz. Sonrası kalır, yerçekimli karanfil, gelmiş bulundum gibi eserleriyle bilinen şairdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Anıl Hanım. Edip Cansever. Edip Cansever. 90 puan demek. Görelim. Kutlarız. Evet, hızlı gördü. Anıl Hanım bu arada görüntüsü de ekranımıza geldi efendim. Edip Cansever'in puan tablosuna bir kez daha bakacak olursak son durum şöyle. 940 ile Barış Bey lider, 920 Anıl Hanım, 870 Muhammed Bey, 540 Pınar Hanım. Herkesin final şansı devam ederken yeni soru Anıl Hanım için gelecek. Yumuşak G. Yumuşak G 100 puan değerinde. Kategorisi bir kez daha edebiyat ve ekranda efendim. Orhan Pamuk'un Tarihin Esrarlı Yüzü ve Çocukluk Öğrencilik Yıllarındaki Hatıralarını yazdığını belirttiği kitabıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Anıl Hanım. Vazgeçtim. Peki gelmedi. Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Bin bir ağacım. Bin bir ağacım. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha dediğim an Pınar Hanım. Son bir ağacım. Son bir ağacımdır o kitabın adı dedik. Doğru mu? Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Muhammed Bey. Ben bir ağacım. Ben bir ağacım. Bu kez doğru mu? Tebrikler. Evet, zaten puan farkı çok azdı. Yeniden tabloya dönecek olursak bu cevabın ardından sıralamada eşitlik var. 940-940 liderlik koltuğuna ortak oldu Muhammed Bey. Yeni soru alıyoruz. Barış Bey sizinle. Van'ın V'si. Van'ın V'si 80 puan değerinde anlam bilgisinden geliyor efendim sorumuz. Çabucak tükenmek veya beklenmedik bir anda ortaya çıkmak gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı. Bitivermek. Bitivermek.
görelim. Kutlarız. Böylece final turuna kalan soru sayısı 5'e düştü efendim. Yine 4 yarışmacımızın da şansı devam ediyor. Pınar Hanım sizdeyiz. Konya'nın K'si. Konya'nın K'si. Maşallah 210 puanı var. Kategorisine bakacak olursak sağlıktan gelecek efendim sorumuz. Sağlıklı yaşam için kullanılan, tecrübelere dayanan hacamat, kupa, sülük, akupunktur gibi uygulamaların bütünüdür. Nokta 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 tıp. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Herkesin final şansı devam ederken finale çıkacak yarışmacımızı etkileyecek bir soru. 210 puanı var. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Sağlıklı yaşam için kullanılan hacamat, kupa, sülük, akupunktur gibi uygulamaların bütünü. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 180 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Muhammed Bey. Geleneksel ve... Varsa alırız. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Geleneksel ve tamamlayıcı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp. 170 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, yeniden tabloya dönüyoruz. Artık son 4 soru. Az önce eşitlik vardı. Barış Bey bu cevabın ardından 1190 puanla öne geçti efendim. Son 4 sorumuzun ilkini Muhammed Bey alacak. Herkesin şansı yine devam ediyor. Ordunun oğlu. Ordunun oğlu 120 puan değerinde deyimlerden gelecekmiş Muhammed Bey sorumuz. Yapmak istediği iş için uygun durumu veya zamanı beklemektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Kaçmak, kollamak. Kaçmak, kollamak. Oldu mu? Olmadı efendim. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Pınar Hanım. Fırsat kollamak. Fırsat kollamak. 110 puan kazandırır mı? Görüyoruz. Kutlarız. Finale kaldı 3 soru. Bir kez daha puan tablosundayız. Efendim son durum şöyle. 1190, 940, 920, 650. Son 3 soruda yine herkesin şansı devam ediyor. Anıl Hanım sizdeyiz. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 80 puan. Bu kez genel kültürden gelecek efendim sorumuz. Halı ve kilimlere yapılan geleneksel bir motif türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Anıl Hanım. Değil. Pas. Gelmedi. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Halı ve kilimlere yapılan geleneksel bir motif türü. Buyurun Anıl Hanım. Keçe oyma... Hayır, değil. Gelmedi. Bir kutu daha. Buyurun Muhammed Bey. Keçe oymazı. Keçe oymazı. Keçe oymazı. Keçe oymazı. Oldu mu? Olmamış efendim. Buyurun Anıl Hanım. Keçi oymazı. Keçi oymazıdır o diyoruz. Peki bu kez oldu mu? O da değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu. Görelim. Olmadı. Keçi de olmuyordu. Anıl Hanım.
Koç boynuzu. Koç boynuzu. Keçi zaten biraz daha yavaş. O kadar zikredildi ki keçi olarak koç boynuzu. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Anıl Hanım ara ara butona gidip rapor verdi. Yok olmadı. Olmadı ve sonra evet. Puanı aldı. Bu arada o motif de ekranımıza geldi. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda şöyle bir bilgi vardı koç boynuzuna ilişkin. Der ki kahramanlık ve güç gibi geleneksel özellikleri sembolize eden koç boynuzu diğer birçok geleneksel Anadolu motifi gibi bereket ve bolluğu yansıtır der. Eminim hepimiz karşılaşmışızdır halılarda, kilimlerde. Tebrik ederiz Anıl Hanım'ı. Artık finale kaldı iki sorumuz. Barış Bey'le onlardan birini alıyoruz. Urfa'nın olsa. 90 puanımız var Şanlıurfa'da. Kategorimiz oyuncular Barış Bey geliyor. Bodrum Masalı, Gülperi, Hekimoğlu adlı dizilerde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Dediğim an Muhammed Bey buyurun. Timuçin Esen. Timuçin Esen. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Final turumuzda artık son soru, final turu öncesi. Bu arada ekranımıza geldi efendim Timuçin Esen. Son soruya girerken kimlerin şansı devam ediyor diye bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak son durum şöyle. 1190'la Barış Bey finalde. Peki rakibi kim olacak? 960 puanlı Anıl Hanım mı yoksa 1030 puanlı Muhammed Bey mi? Sorumuzun sahibi de Pınar Hanım. Geliyor harf tablosu. Yozgat'ın, Yozgat'ın yes. Y'si var elimizde. İkinci turun son sorusu eğitim kategorisinden geliyor ekranımıza efendim. Kısa adı ISUBÜ olan 2018 yılında kurulmuş yüksek öğretim kurumudur. Isparta nokta 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 üniversitesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Uygulamalı bilimler. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Son sorunun buton yarışından galip çıktı Muhammed Bey. Beraberinde 160 puanda kazanır mı? Görelim. Kutlarız. Böylece Ben Bilirim'de iki tur geride kaldı. Bir kez daha puanlara dönüyoruz efendim. Dört misafirimiz de çok güzel yarıştı. Ve son sorularda herkesin şansı vardı. Final turuna eşitlikle yükseldiler. 1190 Barış Bey, 1190 Muhammed Bey. Kutlarız. Ben Bilirim'de son soruda şansı devam eden yarışmacımız da Anıl Hanım oldu. Yarışın sonunda kaç puana ulaşmış? 960 puan topladı. Pınar Hanım da... Efendim Anıl Hanım? Diyeyim ben evet tabii. An. Bu akşam dördüncü yok zaten. Evet. İki birinci. Anıl Hanım ikinci oldu. Pınar Hanım da 650 ile üçüncü tamamladı yarışı. Tebrik ederiz. Evet birazdan son turumuzda, final turunda Barış Bey ve Muhammed Bey ile yarışacağız. Vedalaşacağımız misafirlerimizden Pınar Hanım ne düşünür merak ederiz. Ne düşündüm? Çok keyifli, çok eğlendim. Ekibinize de teşekkür ederim ayrıca. İlgileri için. Biz teşekkür ederiz. Burada olmak çok keyif vericiydi. Bir an olsun istemiştim ben zaten. Gayet güzel geçti. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun Pınar Hanım. Ağırlamaktan çok memnun olduk. Gerçekten sonlara doğru özellikle artan bir performans vardı ekibin tamamında. Yüksek puanlı sorularda. Tekrar tekrar teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Anıl Hanım siz ne dersiniz bu akşam için? Son anda evet. Durum değişti. Aslında son ana kadar bayağı Muhammed Bey'le yarışıyorduk. Bayağı çok başa baştı. Evet. Çok yakındık. Son soruyu da biliyordum zaten. Yarışıyorduk resmen yani. İkimiz aynı anda basmaya çalıştık. Tabii o galip geldi. Tebrik ediyorum kendisine. Herkesi şu an tebrik ediyorum. Bir de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii ki buyurun. Bizim burada Pınar Hanım ve bana hatta beyefendilere de makyaj yapan makyöz Tuğba Hanım'a teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendi. Evet. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Pınar Hanım tamamlamış evet. Oldu. Ben de bana da makyaj yapan Tuğba Hanım'a teşekkür ederim. Anıl Hanım ayaklarınıza sağlık. Tekrar teşekkürler efendim. Sağ olun. Artık final vakti. Bu akşamın birincisi kim olacak? Şu an eşitlik var. Elimizde 10 soru var. Hadi geçelim final turumuza.
Çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de geldik heyecanlı final turumuza. Çünkü bu akşam heyecan daha fazla, eşitlik var. 1190'a 1190. Barış Bey ve Muhammed Bey az önce final turuna geçerken kura çekimi de gerçekleşti. Bir Şampiyonlar Ligi edasıyla bir numaralık masayı Muhammed Bey seçti. İki numarayı Barış Bey seçti ve ilk soruyu seçme hakkı Barış Bey'in. Hazır mısınız Barış Bey? Hazırım. Buyursunlar efendim, eşitliğin olduğu final turumuza başlıyoruz kategorilerle. Bu akşam bitkiler, ekonomi, tescilli ürünler, atasözleri ve spor kategorilerimiz var. Hangisiyle başlayalım Barış Bey? Spor A. Spor cevabımızda A harfimizi görüyoruz. Sorumuz şöyle. Süper Lig takımlarından Rize Spor'un forma renkleridir. Süremiz başladı. Yeşil mavi. Yeşil mavi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Böylece Barış Bey'in bir soruluk avantajı var. Şimdi de Muhammed Bey seçiyor finaldeki ilk kategorisini. Spor G harfi. Spor G harfi geliyor efendim. 2019'da su altında tek nefeste 81,6 metre yürüyerek Guinness Dünya Rekoru'nu kıran milli sporcumuzdur. Nokta nokta Çingi Giray. Süremiz başladı. Bilge. Bilge Çingi Giray. Cevap doğruysa yeniden eşitlik sağlanacak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Barış Bey ile seçiyoruz şimdi de. Tescilli ürünler P. Tescilli ürünler P harfinin sorusu geliyor efendim. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin coğrafi işaret tescili aldığı acımtırak tada sahip bitkidir. Süremiz başladı. Turp. Turp. Cevap doğruysa yeniden Barış Bey öne geçecek. Görelim. Kutlarız. Şu ana kadar 3 soruda boş geçmedik. Herkes kendi sorusundan puan aldı. Şimdi Muhammed Bey ile seçiyoruz 4. soruyu. Ben de devam edeyim. Tescilli ürünler B. Tescilli ürünler B. Sorumuz şöyle. Kütahya'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan ve yoğun kıvamlı harcın açılarak susama bulanmasıyla hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. Son 20 saniye. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutu da açılıyor. Buyurun Barış Bey. Butlu helva. Butlu helva. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselecek. Butlu helva. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Muhammed Bey. Bitli helva. Bitli helva. Cevap doğruysa yeniden puanlar eşitlenecek. Bitli helva. Görelim. Tebrikler. Evet, 4 soruyu geride bıraktık. Eşitlik bozulmadı. Yarışmacılarımız birbirine tam denk. 1590-1590. Bu akşamın kazananı kim olacak? Görmek için bir adım daha atıyoruz Barış Bey'le. Bitkiler E. Bitkiler E harfinin sorusu geliyor efendim. Kupa çiçeği olarak da bilinen, yaprakları rozet dizilişli, ortası huni şeklinde, çiçekleri uzun sap üzerinde olan bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Son 20 saniye. Bir kutu daha.
Ve açabileceğimiz son kutu da açılıyor. Buyurun Muhammed Bey. Eşkeyi. Eşkeyidir o aradığımız bitkinin adı dedik. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Barış Bey. Eşmeye. 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 Cevap doğruysa avantaj Barış Bey'e geçecek. Eşmeye. Doğru mu? Görüyoruz. Hayır dediler. Birazdan butonunuz... Bu arada haklarımızı doldurduk Barış Bey. Sadece benim Muhammed Bey'in buton hakkı var. Butona giderek cevap hakkını kullanabilir. Son 2 saniye. 1 saniye ve Muhammed Bey de butona yetişemedi. Öylece süreyi doldurduk. Bu eşitliğin bozulmayacağı var anladığım kadarıyla. Kupa çiçeği olarak bilinen o bitki hangisiymiş görüyoruz efendim. Eşmeye'ydi. Bir harf farkla Barış Bey'den geldi. Eşmeye olmadı. Şimdi yola devam. Sorumuzun sahibi, kategorimizi seçecek Muhammed Bey. Atasözleri Ç. Atasözleri Ç harfi. Geliyor sorumuz. Mertliğinize güvenip size teslim olan kişiye kıyılmamalıdır anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. 4 kelimeli cevabımız var. Gelmedi. Bu soruda 6 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan 2'sini açıyoruz. 2 kutu daha. Ve açabileceğimiz son 2 kutumuz da açılıyor. 8 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. 2 misafirimiz de gitmedi butona. Mertliğinize güvenip size teslim olan kişiye kıyılmamalıdır anlamındaki atasözümüzü görüyoruz efendim. Aman diyene kılıç kalkmaz. Böylece eşitlik yine bozulmamış oldu. Kalan soru sayısı 4, aradaki fark 0. Şimdi kategori ekranındayız. Barış Bey sizinle. Ekonomi T. Ekonomi T harfinin sorusu geliyor. Ekonomide organize olmayan ve işlemlerin taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştiği oluşumlara verilen addır. Nokta nokta piyasalar. Süremiz başladı. Gelmedi. Muhammed Bey'in 2 hakkı, Barış Bey'in 1 hakkı var. Bu soruda 4 kutu açma hakkımız var bizim de. 2'sini açıyoruz. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutu da açılıyor. Buyurun Muhammed Bey. Gelmedi. 2 misafirin de birer hakkı var efendim. Son 5 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Süremizi doldurduk. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan alınmıştı sorunun tanımı. Ekonomide organize olmayan ve işlemlerin taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştiği oluşumlara verilen ad nasıl piyasalarmış? Tezgah üstü piyasalardı. Aradığımız cevap, ekonomi kategorisinden bu sorudan puan alamadık ve kalan soru sayısı 3'e düştü. Heyecan artıyor ve eşitlik bozulmuyor. Yeniden kategorilerdeyiz Muhammed Bey'le. Atasözleri L. Atasözleri L harfi geliyor ekranımıza. Güçlü bir kişiyle yüz yüzeyken konuşamayanlar arkasından atıp tutarlar anlamındaki atasözüdür. Bey ardından nokta 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 çok olur. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da 4 kutu açma hakkımız var. 2'sini açıyoruz. Bey ardından nokta 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 çok olur. 1 kutu daha. Buyurun Muhammed Bey. Çocuk, çoluk.
Bey ardından çocuk çoluk çok olur. Cevap doğruysa avantaj Muhammed Bey'e geçecek. Görelim. Olmadı efendim. Böylece Muhammed Bey iki hakkını kullandı. Kutu açamıyoruz. Barış Bey için süremiz işliyor. 10 saniye. Buyurun Barış Bey. Çalan ama ne çalan? Çorba çalan. Bey ardından çorba çalan çok olur. Görelim. Olmadı. Barış Bey'in bir buton hakkı daha olacak. Son 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye. Buyurun Barış Bey. Çocuk çalan. Çocuk çalan. Bey ardından çocuk çalan çok olur. Ben bilmem sistem. Ben de bilmiyorum. Doğru mu? Görelim. Olmadı. Bu soruda da 4 hakkımızı kullandık ve eşitlik bozulmadı. Ne dediniz? Çomak çalan gibi bir şey. Çomak çalan eğer zamanında gelseydi puan alır mıydık? Bir soralım bakalım. Evet, zamanında gelseymiş puan alırmışız. Muhammed Bey'i de üzdük, kusura bakmayın. Evet. Efendim artık elimizde kalan soru sayısı 2. 1590, 1590. Artık şu birinciyi belirleyin diyor seyircimiz. Efendim son iki soruya başlıyoruz. Buyurun Barış Bey. Ekonomi B. Ekonomi kategorisi Bursa'nın B'si geliyor sorusu. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk madeni paraların basıldığı yıldır. Süremiz başladı. ...1926. Cevap doğruysa avantaj Barış Bey'e geçecek. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Barış Bey'in butonu yeniden aktif. Buyurun Barış Bey. 1927. 1927. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk madeni paraların basıldığı yıl. Görelim. Yine olmadı. İkinci hakkını kullandı Barış Bey. Muhammed Bey buyurun. 1924. 1924. Cevap doğruysa bu kez avantaj Muhammed Bey'e geçecek. Görelim. Kutlarız. Kalan sorumuz, sadece bir sorumuz kaldı. Avantaj Muhammed Bey de, sorunun sahibi Muhammed Bey. Eğer Muhammed Bey'den cevap gelirse zaten Muhammed Bey kazanacak. Barış Bey'in cevap veremediği tüm durumlarda bu akşamın kazananı Muhammed Bey olacak efendim. Gidiyoruz kategorilere. Elimizde kalan... Bitkiler yumuşak ye. Bitkiler yumuşak ye sorumuz geliyor. Kalın oval yaprakları olan ilkbahar ve yaz aylarında turuncu, kırmızı ve kahverengi renkte açan boru şeklinde sarkıcı bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açıyoruz. Buyurun Barış Bey. Ren çiçeği. Ren çiçeği. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. Buyurun Barış Bey. Rus çiçeği. Rus çiçeği. Cevap doğruysa bir kez daha eşitlik olacak ve yarışma uzatmaya gidecek. Rus çiçeği. Görelim. Hayır dediler. Sadece Muhammed Bey'in bir buton hakkı var. Buyurun Muhammed. Ruh çiçeği. Ruh çiçeği. Ruh çiçeği farkı iki soruya yükseltir mi? Görelim. O da değilmiş. Böylece 4 hakkımızı kullandık. Bu akşamın birincisi netleşti. Önce cevabımızı görüyoruz efendim. Aradığımız bitki neymiş? Buyursunlar. Ruj çiçeğiydi aradığımız cevap. Ve öncelikle iki misafirimizi de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yarıştı. Finale eşit yükseldiler. Finalde o eşitlik uzun süre bozulmadı. Ve nihai tablo şöyle efendim. Ben Bilirim'de bu akşam şahane yarışan iki yarışmacımızdan 1790 puanla Muhammed Bey bu akşamın birincisi ve 1590'la Barış Bey ikincimiz. Kutlarız. Evet, ekonomi kategorisinden gelen o soru
birinciyi belirledi. Ne dersiniz Barış Bey bu akşam için? Harikaydı bence. Çok keyifli yarıştık. Bu kadar yani berabere gitmesi gerçekten enteresandı. Bir an her bitmeyecek gibiydi yani. Bir an ben anlaştılar da bu işi uzatmaya mı çalışıyorlar diye düşündüm. Ama tebrikler gerçekten. Çok güzel yarıştı arkadaşım da. Siz de çok güzel yarıştınız. Bizi ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar tekrar teşekkür ederim Barış Bey. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Muhammed Bey. Çok teşekkürler. Tebrik ederim. Şu an heyecanlıyım fark ettiğiniz üzere. Çok güzel bir yarışmaydı. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Özellikle Barış Bey'e ayrıca teşekkür ederim. Uzun zamandır hissetmediğim bu macera rekabeti hissettirdiği için de çok teşekkürler. Size de çok teşekkür ederiz. Sağ olun Muhammed Bey. Güzel yarıştınız. Gayet başarılıydık. Güzel bir akşamdı. Ben de bu performans için bu akşamki misafirlerimizin hepsini kutluyorum bir kez daha. Bu arada ödülünüzü de takdim edeyim. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle Muhammed Bey. Çok teşekkür ederim. O zaman kapanışı da şuraya birlikte yapalım efendim. Sevgili seyirciler, her akşam 4 yarışmacımızla evlerinize, bulunduğunuz yerlere konuk olmaya devam ediyoruz. Buyurun siz de gelin, siz de bize konuk olun. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.